İşte Analiz programı olarak Elçi Dere konuk olduk ve yanımızda Fatih Bey var. Fatih Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1990'da Bünya'nın bir köyünden devlet parasız yatılıyı kazanmış, Kayseri'ye yerleşmiş ve devlet parasız yatılının imkanlarıyla ilahiyat okumuş, mezun olmuş birisidir. Aslında bizim kökenimiz köydür yani. Köyde çobanlık yaparak büyüdük ama Allah-u Teala bize bu mevkileri nasip etti. Bu alanda hizmet etmeyi nasip etti. 3 yıllık bir derneğiz, 15 yıllık bir dernek altyapımız var. Gönül elçilerinde 3 yılımız oldu. Kayseri genelinde Afrika'da ve Suriye'de hizmetlerimiz var ama bizim temel hedefimiz Kayseri. Kayseri'nin derdini dinlemek. Dernek olarak yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Dernek kuruluşumuzdaki amacımız yardım değil aslında. Nasıl maddi bir yardım kimseye sunmuyoruz. Ama şartlar bizi buraya itti. Bu hastalık pandemiden sebep böyle bir yola girdik. Bizim asıl hedefimiz, dernek kuruluşumuzdaki amacımız insanlara zihinsel yönden, düşünsel yönden, fikirsel yönden yardım etmek. Kayseri Organize Sanayi'nde çalışmalarımız var. Organize Sanayi'ndeki fabrikalara gidip oradaki çalışan arkadaşların derdini dinliyoruz. Ve bu derde mukabil onların derdine çözüm üretiyoruz. Farklı STK'larla da ortak çalışmamız var ve yine aynı hakeza Afrika'da TİKA'yla var, Suriye'de İHA'yla var, Kızılay'la var. Biz bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Daha çok insanın derdini dinlemek ve balık tutmayı herkese öğretmek. Şu üç sorunun temelinde ilerliyoruz. Nereden geldik, niçin geldik, nereye gideceğizin içini doldurmaya çalışıyoruz. Özellikle Z kuşağı dediğimiz günümüzdeki gençlere nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini anlatmaya çalışıyoruz. Nereden geldiğini herkes biliyor zaten ama niçin geldik, biz bu dünyada niye varız, bu devletin içinde ne yapmalıyız, devlete nasıl faydamız olur, bu millete nasıl faydamız olur onu anlatıp bu yolda ilerleyip nereye gideceksek oraya güzel gitmeyi anlatıyoruz genç nesile özellikle. Buradan bir örnek verecek olursak bizim bağımlılar, bağımlılıklar başlığı adı altında bu sene 7. yılımız, çalışmamız var. Tabii bu çalışmaya nasıl başladık? Çağımızın hastalığı, sentetik uyuşturucular. Bu uyuşturucuların incelemesiyle başladık ve insanların genelinin bağımlı olduğunu anladık. İlla uyuşturucu kullanması gerekmiyor. Kimisi uyuşturucuya bağımlıdır, kimisi sigara, madde veyahut da daha farklı bağımlılıkları var. İnsanların derdini dinleyerek bu bağımlılıklarından kurtarmayı ve bu vatana, bu millete, anneye, babaya daha faydalı bir birey olmayı anlatıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.